Selam. Arkadaşlar, pazardan yeni dünya meyvesi aldım. Diğer adıyla Malta da diyorlar. Malta eriği falan diyen de var ama biz genelde yeni dünya olarak biliyoruz bunu. Burada 1 kilo kadar yeni dünya var. Bugün yeni dünya meyvesinin turşusunu kuracağız. Biliyorsunuz ben kanalımda bayağı bir meyve turşusu yaptım. Çok da seviyorum. Severek de tüketiyorum. Şifa niyetine güzel bir yeni dünya turşusu yapacağız. Bunun için meyvelerimizin sert olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle 1 kiloluk da kavanozum var. Herhalde 1 kiloluk diye düşünüyorum. Kes buyur. Miyav miyav deme. Şimdi kavanozlarımızı önce güzelce yıkıyoruz. Biliyorsunuz turşu yaparken hijyen gerçekten çok önemli. Her şeyin temiz ve cam olmasına dikkat edin. Ama önce malzemeleri saymadım. Aslında pek de bir malzeme yok. 1 kiloluklar Malta eriğimiz var. Güzelce yıkadık, temizledik. En sonunda sirkeli suyla yıkadık. Salambura tuzumuz var, limon tuzumuz var. Kaynatılmış, soğutmuş su olabilir veya marketten aldığınız su da olabilir. Ama musluk suyu kullanmıyoruz. Bir de sirkemiz olacak arkadaşlar. Sirkeyi de birazdan göstereceğim. Kendi yaptığım ev sirkesi kullanacağım. Şimdi eriklerimizi güzelce dolduruyoruz. Erikleri diyorum. Malta eriği aklımda kaldı ya. Yeni dünyamızı şöyle ben kavanozumuzu tamamen doldurdum arkadaşlar. Bastırmıyorum. Aralarda boşluk kalıyor. Onları şöyle de düzeltebiliriz aslında. Şöyle büyükleri alırsak şöyle aradaki boşlukları da fazla bastırmadan doldurabiliriz. Şöyle küçükleri de hemen dizayn edelim. Bu şekilde pek boşluk kalmıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle ezmemeye çalışıyoruz. Zaten meyvelerimiz sert. Özellikle sert olanlardan seçtim. Şöyle güzelce dolduruyoruz arkadaşlar. Aslında fazla da doldurmayacağım. Bu aşamadan sonra öyle çok fazla değil. Şöyle kaşığın ucuyla göstereyim. Limon tuzu kullanacağım. Bu tatlı kaşığıyla da zor alınıyor. Şöyle bir ortalama bir yemek kaşığı kadar da kaya tuzu yani salamura tuz ekliyoruz arkadaşlar. Yani tuzu çok sevmiyorsanız az da ekleyebilirsiniz. Zaten meyve turşularını 3 ay sonra hemen tüketmemiz gerekiyor. Şimdi sirkemizi bulacağım. Hemen geliyorum. Şu kendi yaptığım elma sirkesi 2 yaşında. Ondan da şöyle yarım su bardağı kadar. Çok mu oldu? Evet, yarım su bardağı kadar yeterli bence. Ekliyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal bir turşu yaptığımız için fazla böyle market sirkesi falan kullanmıyoruz. Şimdi içme suyumuzu yavaş yavaş yeni dünyayı doldurumuz şişenin içine ekliyoruz. Tamamdır. Turşumuz aslında şu aşamada kuruldu sayılır. Hemen şeyi bulacağım, kapak bulacağım. Şöyle güzelce de ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Turuncu turuncu. Neyse ben bunu sonradan sıkı sıkıya kapatırım. Yeni dünya turşumuz hazır arkadaşlar. Bunu gölge, karanlık bir yerde muhafaza edin. 3 ay falan geçtikten sonra da tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben de çok severek tüketiyorum. Şöyle çevirerek gösteriyorum tekrar. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni dünya turşusu tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.